Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ikinci dereceden denklemlerden bahsedeceğim. İkinci dereceden denklemler aslında birçok konunun içerisinde kullandığımız bir detay. O yüzden iyi bilmekte fayda var diye düşünüyorum. İlk olarak tanımımızla başlayalım. ABC birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemine ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Hemen bir örneğimiz var. m-3 x küp artı x üzeri n-2 artı x-3 eşittir 0 denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre m-n'in çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bu haliyle bakarsak bu bir üçüncü dereceden denklem gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim bunu ikinci dereceden bir denklem haline getirebilmemiz için kat sayısı olan m-3'ten yani x küpün kat sayısı olan m-3'ten kurtulmak zorundayız. Dolayısıyla m değeri burada 3. Geriye kalan ifadelere bakarsak x üzeri n eksi 2 ile x var. x diye bahsettiğimizin kuvveti 1 olduğu için derecesi 1 olur. Ama bizim istediğimiz ikinci dereceden olması. Dolayısıyla diğer taraftaki kuvvetimiz olan n 2'nin en azından 2 olmasını sağlamalıyız. Yani n değeri de buradan 4 geldi. Dolayısıyla çarpımları istenmişti. Cevabımız 12 olarak karşımıza çıktı. İkinci dereceden denklemlerin Çözüm yöntemlerine başlıyoruz aslında ilki çarpanları ayırma yöntemi sıklıkla kullandığımız yöntemlerden bir tanesi bu birbirleriyle çarpım durumunda bulunan ifadelerin sonucu sıfırsa çarpanlardan herhangi birinin sıfır olması çözüm için yeterli aslında yani fx gx çarpımı sıfırken fx veya gx sıfır olmalıdır diyoruz x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi istenmiş. Çarpanlarını ayırırsam çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1. Ben bunu x eksi 3'e x artı 2 diye ayırmış oldum. Buradan x değerimiz ya 3 gelecek arkadaşlar ya da eksi 2 gelecek. Dolayısıyla çözüm kümemiz eksi 2 virgül 3'ten oluştu diyebiliriz. Diğer bir örneğim 2x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi. Yine çarpanlarını ayırıyorum. 2x² yi 2x kare 2x'e x yazdık. Eksi 3'ü nasıl çarpanlarına ayırırsam çapraz çarpımın cevabı 5 gelir diye düşüneceğim. Dolayısıyla 2x'in çaprazına artı 3'ü, x'in çaprazına da eksi 1'i koymuş olduk. Ama yazarken karşılıklı gelenleri yazıyorduk hatırlarsanız. 2x eksi 1'e x artı 3 diye çarpanlarına ayrıldı. 0 eşitlediğim vakit bir tanesinden x eşittir 1 bölü 2. Diğerinden de eksi 3 gelecek. Dolayısıyla çözüm kümem Eksi 3'e 1 bölü 2 elemandan oluşmuş olacak arkadaşlar. Yine benzer bir e, soru kalıbı. 4x kare eksi 16x eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi. E, ortak parantezi alarak düzenleyebilirim. 4x parantezini alırsam geriye x eksi 4 kalacaktır. 4x'i 0 yapan x değeri 0. x eksi 4'ü 0 yapan x değeri de 4. Demek ki çözüm kümem arkadaşlar 0,4 elemanından oluşacaktır. 3x kare eksi 27 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi. Ee, i̇sterseniz x kare terimi yalnız bırakarak da çözebilirsiniz. Veyahut da ortak parantezi alırsınız. 3 parantezinde x kare eksi 9 gelmiş oldu. x kare eksi 9'u 2 kare farkından x eksi 3 x artı 3 diye ayırmış oldum. Buradan x eşittir ya 3'tür ya da x eşittir eksi 3'tür diyoruz. Çözüm kümemiz eksi 3 virgül 3'ten oluşuyor arkadaşlar x kare artı 4 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi. x kare artı 4 şu haliyle çarpanlarına ayrılmıyor. Peki biz x kareyi yalnız bıraksak ne çıkacak karşımıza ona bir bakalım. x kare eşittir eksi 4 dersek hiçbir reel sayının karesi negatif bir sayı eşit olamaz. Dolayısıyla buradan gelecek herhangi bir reel sayı değeri yoktur. Demek ki çözüm kümemiz boş kümedir arkadaşlar. Şimdi içerisinde harfli ifadeler bulunan bir çarpanları ayırma sorusu var aslında. 2x kare eksi b eksi 2ax eksi ab eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi istenmiş. Ee, şu eksi içeri dağıtacak olursak 2x kare eksi bx artı 2ax gelmiş oldu eksi ab eşittir 0. Çarpanları ayırırken 2x kare 2x'e x diye ayırdım. AB'yi nasıl ayırmalıyım ki çapraz çarpımın cevaplarında yine karşımıza Eksi bx artı 2 ax gelsin istiyorum. Dolayısıyla artı 2 ax olacaksa 2x'in çaprazına a'yı x'in çaprazına da eksi b'yi koyduk. Karşılıklı gelenleri yazarsam da 2x eksi b'ye x artı a diye ayrılmış oldu. Dolayısıyla köklerimden bir tanesi x eşittir b bölü 2. Diğeri de arkadaşlar eksi a'dır. Müzik <laughs>